Evet arkadaşlar merhaba. İnşallah bu sefer biz Wutachschlust Naturgebiet yani koruma bölgesini gezeceğiz. Ama bu bölge çok büyük. Aşağı yukarı 50-60 kilometre çapında dediler. Demin bir arkadaşa sorduk burada. Büyüte. Biz şu anda buradayız. Bakayım tarafındayız. Yani Donaueschingen tarafından gelen kişiler Unadingen'den ve Bakayem'den girdiği zaman çok yakın burası. Arabayı buraya park ediyorlar. Bizim niyetimiz inşallah şu şekilde gitmek. Ama şu şekilde oluyormuş burada geziye. 2-3 arkadaş geliyorlarmış. Gezerken diğeri girer girdikleri bölgeye arabayı park ediyorlarmış. Çünkü orman içi diyor çok sık. Ve diyor bu bölgede diyor bu bölgede diyor kesinlikle diyor geri dönmek istemiyorsan eğer 4-5 saat sürüyormuş bu yolculuk. Dolayısıyla tekrar gelmek istemeyenler için direkt başından sonuna da gitmek isteyenler için de çok zor oluyormuş. Çoğu buradan başlayıp diğer tarafa da arkadaşlar gidip oradan arabayı alıyorlarmış. Biz inşallah bunu başlayacağız. Bu orada bir ufak bir gıda vereyim. Benim niyetim 2 saat yakın orman içine girmek, bu vadiyi gezmek. 2 saat sonra da tekrar aynı geldiğim yerden dönmek istiyorum. Bu bizim geldiğimiz yerde girişinde ufak bir piknik yeri var. Burada şunu yapabilirsiniz. Ailenine geldiğiniz zaman çoluk çocuk gelmek istemeyenler burada piknik yapar. Siz de buradan yürüyüşe devam edebilirsiniz. Zaten piknik alanının önünden yürüyüş yeri başlıyor ve tabelalarda asılı. Yanınızda cep telefonu olursa çok iyi olur. İnternet yüklü cep telefonunuz olursa çok iyi olur. Arama ihtimaliniz var. Çünkü burası natur park. Yani koruma alanı. Öyle diyelim. Bir şekilde şey yok, beton yok. Ona göre de ayakkabılarınızı, elbisenizi ona göre alın. Bugün çok güzel bir hava var. Çok sıcak değil. Çok sıcak değil, çok soğuk da değil. Serin bir hava, 20 derece falan. Özellikle bu gezi için çok ideal bir hava. İnşallah biz de bunu değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Burası Löfingen'e bağlı, bizim geldiğimiz yer. Bize en yakın yer olan yere arabayla park ettik. Löfingen'e bağlı. İnşallah buradan da devam edeceğiz. Niyetimiz 2 saat gitmek, 2 saat sonra geri dönmek istiyoruz. Bir başından bir başına kadar gitmek zor olur. Buradaki sorduğum arkadaşlar, yabancılar öyle dedi. Çok zor dedi. Bütün günü ayırman lazımdı. Benim niyetim o şekilde diyoruz. Görüşürüz. Evet, Wutachschlust'a geldik. Burası da biz vadinin içine indik. Kanyon gibi bir yer. Etrafı böyle büyük vadiler var. Vadinin içinde tabanda yürüyüşe başladık. Karşıya geçmek için de evet şöyle çekiyorum her tarafı çekiyorum. Karşıda da her tarafta böyle güzel yerler var. Evet. Mustafa bir el salla bize. İnşallah 1,5 saatlik yolumuz var. Biz iki bölüme ayrılıyormuş bu tavsiye. Aşağı yukarı bir ucundan bir ucuna 6,5 saat. Biz 1,5 saatlik bir yola gidiyoruz. Geriye kalan 5 saatlik yola gitmeyeceğiz çünkü çok büyük diyorlar. Gelenler söylüyor bunu. Çekiyorum, her tarafı çekiyorum. Evet, şu anda biz vadinin tabandayız. Yürüyoruz. Böyle ilginç şeyler gördükçe inşallah videoya devam edeceğiz. Görüşürüz. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Burada çok ilginç şeyler var. Sırf bunun için buraya gelinir. Ya size ilginç göstereceğim, inşallah kamera çıkar. Ya kayanın içinden su çıkıyor. Yani kayanın içinden ırmak çıkıyor daha doğrusu. Dere ırmak büyüklüğünde bir şey. Göstermeye çalışıyorum ama inşallah gösterebilirim. Heyecanlandım. Müthiş bir su. Ve bu su bu kayadan çıkıyor. Bir yerde burada var. Orada var, göstermiştik. Bu kayanın etrafında çok sular var. Doğal sular. Şöyle göstereyim. Oradan da çıkıyor. Ya bu arkamızda kayadan sular çıkıyor. İlginçtir. Ya görmeye değer. Vallahi söyleyecek başka bir şey yok. Şu güzelliğe bak ya. Yani cennetin şey gibi. Müthiş bir manzara. Harika bir yer. Şu andaki durduğumuz yer eski geldiğimiz yerden küçük bir dere geliyor. Ve bu ırmağın içinden akan su, kayanın içinden akan su büyük bir ırmak oluşturuyor. Bu da artık ırmağa dönmüş. Onu göstermek istedik. İnşallah kameraya yansımıştır.
Yani gösteremiyoruz çoğu şeyi ama. Evet, biz başlangıçta normalde 5 saatlik yol tarafına doğru girecektik. Ama içeride birkaç kişiye sorduk. Dediler ki 1,5 saatliği deneyin dediler. Biz de o tarafa doğru geldik. Şu anda yolun sonuna geldik. Burası yolun sonu. Burada bir kereslici falan var. İleride de küçük ahırlar falan var. Bu vadinin sonuymuş burası. Biz şimdi tekrar bu vadinin içine gireceğiz. İçinden diğer arabamızın olduğu yeri bulmaya çalışacağız. İnşallah bururuz. Gezimiz de bu şekilde sonlandı. Çok güzel yer. Tavsiye ederim. Biz bu 1,5 saatlik tarafı geldik. Biz ortadan bir yerden girdik. Geldik. Diğer taraf da güzeldir mutlaka. Ama söyleyeceğim şu olabilir. Vaktiniz varsa gelin ve hava aynı bu şekildeyse, yani çok sıcak veya çok soğuk olmadan gelmeye çalışın ki bu çok önemli. Söyleyeceğim bunlar. Üzerinizdeki elbiseler de mutlaka spor uzun elbise olsun. Göstermeye çalıştım ama gösteremedim. Çünkü her yerde yol yok. Böyle patika yollar. Üzerinizde ağaçlar gelebilir. Yol var da patika ve çamurlu olan kısımlar da var. Ara ara. Çok az da olsa. Onlara dikkat etmek lazım. Yanınızda yiyecek bir şeyler olursa çok iyi olur. Onu getirin. Getirdiğiniz zaman da böyle mora yapacağınız banklar falan var içeride. Onu değerlendirebilirsiniz. Birkaç kişiyle beraber gelmek daha iyi olur. Niye? Sohbette geldiği zaman nasıl geçtiği anlaşılmıyor. Şu anda biz vadinin ortasından girdik ve 1,5 saatlik kısmı bitirdik. Bunun sevincini yaşıyorum. Size bir şey daha göstereceğim. Yani bu taraf girişine gelmiş olduk. Uzun bir iyi şeklinde düşünürsek burayı, böyle düşünmemiz lazım. Şimdi bu taraftan giren bir insan da hemen bu tabelayı görecek. Ya bu tabelayı da göstereyim size. Yani bu bölge için geçerli değil, her yerde geçerli. Duvar koruma alanlar yazıyor Almanca. Duvar koruma alanı Naturschutzgebiet tabelanın altında yazar. Bu bölgelerde genelde yasak olan şeyler yazıyor. İşte piknik yapılmaz, bisiklet de sürülmez, ateş yakılmaz, köpeğe boş bırakılmaz, herhangi bir şey de koparılmaz diye yazmışlar. Evet, seyahatimiz bitti. Mustafa, videonun sonuna geldik. Bir söyleyeceğim bir şey var mı? Nasıldı burası? Harika, herkese tavsiye edilir. Buyurun gelin. Evet arkadaşlar, gezimizi bitirdik. 1,5 saatlik yere gittik. 1,5 saatlik yerden geri döndük. Gezim bitti. Arabaların olduğu yere geldik. Bu da son olaydı. Ama gezinin son kısmında yağmura yakalandık. Üzerimiz bize ıslandı. Ama çok güzel oldu. Ter attık, yürüdük. Çok iyi oldu. Tavsiye ederim hepinize. Evet, gittiğimiz vadide şu arkalar. Hadi görüşürüz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.